Günaydın. Benim kocam kahvaltını hazırlıyormuş. Sabahtan akşamdan beri uyuyorum. Saat 11 oldu hala. Allah. Öyle olur işte bak. Karına dalga geçersen öyle olur. Abi ben bu işi, beni niye mutfağa sokuyorsun sen bak. Oldu. Evet arkadaşlar, oldu işte. Yeni bir güne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi biz kahvaltıyla başlıyoruz. Sebze omletimiz de neredeyse bitmek üzere. Tuz attın mı? O hepsini halledeceğiz şimdi. Her şeyin bir sırası var. Dikkat et. Oo, tamam. Evet ve kahvaltımız hazır. Sen de bu tostu yiyor mu? Tost çok güzel. Good. Hayır, bir tane kalmış da bozulmasın diye. Kandırıkçı. Bunu mu istiyorsun? Yok, İstiyorsan ya. Bunu ye. Vallahi şaka. Bayatlamasın diye böyle yaptım. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yine plan proje peşindeyiz. Hakan bugün öğlenci ve işe gitmeden önce hemen Türkiye'de kiralayacağımız arabayı da ayarlayalım dedik. Ve yine bilgisayar başında oturuyoruz. Biz normalde hep Avis şirketinde, yani Almanya'da olan şirketlerden kiralıyorduk. Şimdi Türkiye'deki şirketlerin sitesine bakıyoruz ve daha uygun oldu ama şimdi direkt otelin önüne getirmesi için ekstradan 50 euro ücret mi alıyorlarmış? Hı-hı. Antalya'dan Alanya'ya getirmek için. Pahalı o zaman. Allah. Alihan. Tamam, o zaman başka siteye bir bak. Ne 15 diyor? Euro diyor Beleke. Burada müşteri hizmetlerden bir cam açıldı. Bakın Alihan Bey ile yazışıyor Hakan. Ne diyor Alihan Bey? Ya bir git başımdan ya. Yemin ediyorum. Paparazzi gibisin. Git. Şurada iş yapıyor. Ekstra ücret almamız gerekir efendim. Ne için? Bodrum için. Tamam. Neyse. Arabayı ayarlayamadık. Şimdi biz arabayı Antalya'da alıp Bodrum'da geri vermek istediğimiz için her şirket bunu onaylamıyor. Onaylasa da zaten ekstradan bir 100 ve 150 euro para istiyorlar. O yüzden birazcık daha araştıralım dedik ve şimdiden daha yani bir şey ayarlayamadık maalesef. Hakan da zaten birazdan işe gideceği için şimdi bir ara verdik. Akşama devam. Akşama devam. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Musine pahalı. Türkiye gitmeyelim bize. Bir ayın 3'ünde terminim var. Of Hakan ya. Bir de ayın 7'sinde. 3 bir de 7. Hayır. Diş doktorunda şimdi randevusu iptal edilmesi gerekiyor. Hep beni arattırıyor. İstemiyorum, kendin ara artık. Ben senin anan mıyım, baban mıyım, kendin ara. Hakan. Böyle şeyleri işte bana gagalıyor biliyor musunuz? Ondan sonra ben kötü oluyorum. Ben hazırlandım ve gördüğünüz gibi yola çıktım. Hakan nasıl olsa işe gitti. Bütün gün evde yalnız kalmaktansa yengemi ziyaret edeyim dedim. Hakan'la abim aynı iş yerinde, aynı vardiyede çalışıyorlar. Yani bugün ikisi de öğrenci. O yüzden bugünü beraber geçirelim dedik. Annem de gelecek. Onu da şimdi birazdan alacağım. Ama ondan önce alışverişe geldim arkadaşlar. Bugün enfes bir yaz tatlısı yapacağım. Evde hemen yapıp götüreyim dedim. Gerekli malzemelerim yoktu. O yüzden diyorum ki hemen giderken alışveriş yapayım. Tatlıyı da orada yaparım artık. Orada da hep beraber yeriz. Ben geldim. Annemi bekliyorum. Aha da geliyor. Alo. Hi. Ne haber? İyi kızım, sen? Benden de. Hi. Hazır mıyız? Hazırız. Şoförün geldi aldı seni. Sağ ol. Bu elmalara bakın. Elmalar yıkılıyor. Kocaman olmuşlar. Vaa. Wow. Aha da kim havuz kurmuş? Ağzında ne var senin? Yut onu öyle suya gir halacığım, boğulursun yoksa. Erikler de erimiş baksanıza. Vay, var ya burası da yıkılıyor. Erikler o kadar güzel tadıyor ki ben gitmeden muhakkak birkaç kilo toplayayım da gideyim. He? Babam geçen şey soğusun diye koymuş. Çok güzel. Hı? Neyi koymuş? Neyse ben de şimdi bir an önce tatlıyla başlayayım. Gerekli malzemeler 500 gram krema loku, 250 gram mascarpone, 250 gram yoğurt, 250 gram kıvam, 400 ml kahve sütü, 1 veya 2 yemek kaşığı şeker ve 750 gram dondurulmuş meyve. İlk olarak kremalı pufları bir borcamın içine diziyorum. Bu arada bunlar dondurulmuş, böyle hazır satılıyor.
Şimdi dedi tüm diğer malzemeleri bir kaba boşaltıp güzelce karıştırıyorum. Ve borcama kremalı puflar üzerine döküyorum. Şimdi de üzerine dondurulmuş meyveleri döküyorum. Evet ve tatlımız hazır. Bunu da şimdi birkaç saat buzdolabında bekletip servis edeceğim. Geçen ben yengeme iş buyurdum ya. Bugün de bana diyor işin yoksa diyor antrenmana gitmediysen diyor. Burada bütün elmaları toplayacakmış. Hep ağaçtan düşmüş. Toplamayınca da böyle çürüyor. Mesela buradaki gibi. O yüzden devamlı mecbur bütün yere düşen elmaları toplamak gerekiyor. O işte bugün bana düştü. Ödeştik bak. Ya, geçen koltuğumu çektin. Ben de elmaları topladım. Ödeştik ona göre. Naş bas be. Onlar şey için. Ya arılar geliyor ya. Ben ondan aynen, topluyorum çocuklar onları. Çocuklar yürüyor ya. Arı çok şey var. Al bak. Tamam bak. Halacığım sana anne yeni ayakkabı mı aldı? Kim aldı? Toprak'ın annesi. Toprak'ın annesi. Bakayım. Pikachu'lu. Wow. Hem de bana Draguran'ı aldattı. Draguran'ın terlik var mı ki? Var. Var mı? Tamam onu da ben alayım sana o zaman. Bakayım bir. Berkay ben terliklerini giyebilir miyim? Olmuyor. He doğ oluyor bak. Giyebilir miyim? Olmuyor ki. Cisalı olmuyor. Oo buradaki servise bakın. Şimdi hem kendime hem de Hakan anneannesine buradan erik toplayacağım. Berkay topla bir sürü tamam mı halacığım? Bu ne bizim gösterdim? Bizim gösterdim mi? Bu hasta mı? Hasta mı var? Evet. Nerede hasta? Şimdi de Emma toplayacağız değil mi halacığım? Ben topluyorum, sen yiyorsun. Berkay bıcı bıcı yaptı şimdi. Odasını gösterecekmiş bize. Yeni oda yapmışlar. Al, kendisi çekmek istiyormuş. Burası Berkay'ın odası. Aa, her yere Pokemon yapıştırmış. Pokemon yastığı var. Yeni yatak almışlar. Başka? Başka? Dolap da yeni değil mi halacığım? İçinde ne var? Wow, bir sürü oyuncak var burada. Burada da kıyafetleri var değil mi? Ondan sonra senin bir tane kumbaran da vardı. O nerede? Kumbara? Evoli. Buraya bayram parasını koydun mu halacığım? Evet. Hep Pokemon olmuş odan değil mi? Evet, bana neyi göstermek istiyorsun başka? Kasayı. Burada Berkay'ın kasası var. Biz burada alışveriş yapıyoruz değil mi halacığım? Böyle. Öyle mi uyuyorsun? Ah kızım. Şimdi tekrar mutfağa geçtik arkadaşlar. Yemek yapıyoruz. Ben de salataya giriştim. Bakın bunlar da bahçenin salatalıkları. Domatesleri. Bunlar şeker gibi olmuş gerçekten. Bunlar da Trabzon'un mu? Bostan mı diyorlar dediniz? Bostan deniliyormuş. Soğumata Trabzon'dan gelmiş. Salata. Ve soframız hazır. Salata. Yemeğimizi yedik. Şimdi bir de tatlıya bakalım. Yaklaşık şimdi bir 4-5 saattir buzdolabında bekletiyorum. Ve ne kadar lezzetli duruyor. Pasta. Sen de istiyor musun halacığım? Evet. Evet. Oo, maşallah eline sağlık. Bakın bahçeden neler topladık. Bunları anneanneye topladım. Bunlar erik. Bunları da anneanneye topladım. Nane anneme. Bu da benim poşetim. Hem elma hem de erik. Hadi anneciğim görüşürüz. Oldu kızım, sen, selam söyle babaya. Annemi de bıraktığıma göre şimdi doğru anneanneye. Ona da hemen meyveleri vereyim. Ondan sonra eve gideceğim. Hakan da zaten bir saat sonra gelmek üzeredir. Artık evde görüşürüz arkadaşlar. Ben döndüm arkadaşlar ve akşam oldu. Hakan her an gelmek üzeredir. Daha yine eve geldim çünkü biraz anneannelerde de oturdum. Onlarla biraz lafladım. Şimdi dediğim gibi eve döndüm ve Ertuğrul söylemesi duş alacağım. Çünkü her yerim birincisi yapış yapış ve ağaçlardan o kadar böcek, yaprak falan hep üzerime düştü böyle huy.
huylandım. O yüzden şimdi hemen duş alacağım. Aşkım. Ya saçları lüle lüle. Saçların ne kadar uzamış. Oh my god, ne kadar uzun. Benim saçlar kadar olmuş, yemin olmuş ediyorum. Evet, harbi olmuş. Stres abi bu saçlar. Her gün tara yıka, tara yıka. Tara kestirsene. Yıka. Harbi şaka maka, benimki kadar olmuş. Vallahi. Evet. Ama bence artık yakışıyor lan, böyle açık taşıyacağım ha. Hayır Hakan. Yapma bunu beni. Ya şöyle beni. Bir şeyde baksana. Ne? Gerçekten cool duruyor, sen anlamıyorsun.